Güzel günler sevgili izleyiciler. Bugün gene bir şeyler yapacağız. Yapınca göreceksiniz. Çok detaylı bu seferki. Malzemelerimiz şöyle kumaş. Eski elbiseleriniz olabilir. Kalık parçalar olabilir. Bu da grafon kağıtları. Bakın çok değişik güzel grafon kağıtları var. Kırtasiyecilerde satılıyor bunlar. Oldukça da iyi uygun fiyatlarda. Şöyle naylon parçalar olabilir. Bakın bunlar hepsi naylon. Herhalde mutfak rafları için yapılmış bunlar zannediyorum. Bunları kullanıyorum ben zaman zaman. Burada da kullanacağım. Bakın şunlar dantel gibi çok güzel. Çok güzel, şirin. Bu da fevkalade güzel. En çok hoşuma gidenlerden. Tamam. Bir de şöyle buzlu asetat kağıtları, bir de buzsuz normal olanları var. Onları da kullanabiliriz. Şöyle bisküvi kutuları var. Bisküvi değil de kuru pasta gibi. Bunları aldıktan sonra hemen şurasını bu şekilde şu dikdörtgen kısmını, bu dikdörtgen bizim yapacağımız iş için dikdörtgen lazım ama şuraya birkaç 2 santim kadar uzun parçası lazım onun için. Bunu ölçüp kesebilirsiniz. Ben şu anda göz kararı yapıyorum. Şöyle grafon kağıdını bir parça tam bu karton kadar kesiyorum. Tabii düzgünce keseceksiniz. Böyle kestim. Burayı şimdi şu tarafına şöyle zamk sürüyorum. Hatta bu kadar. Bunu böyle yapıştırdıktan sonra bunu iç kısma koymamız lazım. Şöyle koyduktan sonra öbür tarafı da böyle koyuyorum ve ikişer santim buralardan büyük bırakarak kesiyorum. O da neden? Şu kadarını göstereyim. İkişer santim koyduktan sonra gene şuralarını zamklıyorum. Bunları bu şekilde kapatıyorum. Yani kumaşlarda böyle yapabilirsiniz. Kumaş, ince kumaşlarda. Bu grafon kağıdında da, yani hepsinin yapılışını gösterdim burada. Grafon kağıdında da ikisini de aynı karton kadar kesip yapıştırabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Şu uzun kısmından, bakın 2 santim daha büyük bu taraftan. Şöyle yapıyorum. Şöyle, şöyle gelecek şekilde bunu şuraları eşit olması lazım. Buranın da delik, çok az küçük bir delik oldu. Bu şekilde oldu. Hemen buraya bir tane, iki tane. Şuraya da biraz zamk sürerek bunu yapıştıracaksınız. Bütün yapacağınız iş bu. Şimdi bu kağıttan. Bu da kumaştan yaptığım. Kumaştan yaptığımız zaman bakın şuraları içine kıvırdım. Eşit de bıraksanız o da olur. Yalnız şu kenarlar çok önemli. Çok düzgün olması lazım. Bakın düzgün kestim. Kumaşı kapladıktan sonra yine bu şu ahşap yapıştırıcı yazıyor. Türkçe'de dükkanlarda. Bunu gene biraz suyla karıştırdıktan sonra tekrar burada benim hazır tutuyorum hepsini. Bakın burada hazır. Her zaman şöyle suyla, eşit miktarda suyla karıştırdıktan sonra bunları bütün her tarafını içine dışına sürüp kurutuyorsunuz. Bakın hem çok dayanıklı oldu, rutubetten koruyacak kartonları.
Bunu ne yapacağım şimdi? Şu alüminyum kağıttan şöyle bir parça aldım, topladım. Bu daha önce yaptıklarımdan kalanlar. İçine şu galvanizli telden, onu da göstereyim. Şöyle şu kadar galvanizli tel kesiyorum. Şu ucunu kıvırıyorum. Halka yapıcıyla kıvırmaya gerek yok. Sonra bunun içinden geçirip şurada kesip bir halka daha yaptım. Sonra şu uzun tel aldım bir tane daha. Halka yaparak buna birleştirdim. Görünüyor herhalde. Şöyle tutayım beyazın üstünde. Bakın şu halka, bu halka çok kolay. Şöyle uzun yaptıktan sonra bunu şöyle içine sarkıttım ve de buradan çıktı. Şimdi bu alüminyum top onun dışarı çıkmasını önledi. Buradan da tekrar kesiyorum. Şöyle yine hafif geri bırakarak halka yapıyorum. Şimdi şöyle bir, bu boncukları hatırladınız mı? Geçen programlarda yapmıştık. Bunlar kalanlar. İstediğim rengi aldım. Bunlara da çivili teller var. Burada çivili tel geçirdim. Şu şekilde. Sonra şuradan zinciri açıyorum. Buna geçiriyorum. Kapatıyorum. Daha küçük, daha büyük zincir olabilir. Elinizin altında ne varsa yapabilirsiniz. Şimdi şurada da yapmıştım. Burada 1, 2, 3, 4 tane bıraktım. Açık tarafını üstü alıp hemen böyle yapıyorsunuz. Sonra şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincire koydum. Şu ikisinin, bu biraz uzun kaldı. Onun için bir tane daha kısaltabiliriz. Yahut da öteki tarafa şöyle yapabiliriz. Uzun olsun diye. Yan yana olmaktan daha iyi böyle dip dibe ucucu olmak. Evet, bunu da taktıktan sonra bakın ikisi şu zincirde. Şunu da alıyorum. Açık yeri üstte. Aldıktan sonra bunu da böylece takıyorum. Şuradan tutup. Evet. Bu böyle hazır, süslü. Bir de ne yapacaksınız? Şu sivri uçlu bir makasla şuraya bir delik açıyorsunuz. Şöyle zımba ile de açılabilir ama belki bunda çalışmaz. Zımba. Son derece dikkatli olmalısınız çünkü biraz tehlikeli bu. Bu şekilde. Buradan ip geçiriyorum, kurdele geçiriyorum asmak için. Şimdi neler var neler var. Şimdi bu şu şekilde, buna iki delik yaptım. Bu şekilde duvara asacaksınız. Bu da şu plastikler var ya, şu plastik örtülerden içine normal kağıtla, yani jelatin kağıt kalınlığı onunla yaptım. Ucuna da küçük kristaller taktım, minik kristaller. Bu da böyle. Bu da kartonun üzerine sarı altın yağlı soba boyası derdik ben küçükken. Bilmiyorum şimdi, herhalde aynısıdır. Onları şey yaptım, böyle fırçayla küçük küçük boyadım beyazın üstüne. Üzerine de vernik sürdüm. Bu da böyle bir süslü oldu. İncileri de burada. Bir de şu şeyler var. Kırtasiyede. Bakın kartonun güzelliğine bakın. Bu şekilde kartonlar var. Bunlardan da yaptım. Bakın bu kahverengisi. Bu
gümüş rengi. Bunlar siyah. Bunlar gene kocaman. İrili ufaklı. Bunları yaptım. Her istediğiniz her şey için kullanabilirsiniz. Çilek, çiçek asabilirsiniz. Böyle mutfağa koyup içine tahta kaşıkları koyabilirsiniz. Şöyle bu da bakın değişiklik olsun diye karşı taraflı delikler açıp bunlar ince tek karton olduğu için delik zımbasıyla yapabilirsiniz. Bunları da bu şekilde bağladıktan sonra şöyle bir desen yaptım değişik. Gene burası aynı. Bunu da duvara asıyorsunuz. Bakın devamlı her boydan her şeyden bu da gene plastik ile ince. Uçlarına şu yarı değerli taş çok güzel. Bu da kumaştan gene ve beyaz zantla sertleştirilmiş. Bakın benim güzel sentetik bıçaklarım. Bunları görünce çok sevdim. Bunları da şu şekilde koyup duvara asabilirsiniz. Bu şekilde iş görüyor olacak. Şu da süt kutusundan da yapılabilir. Bakın. Kare bu tarafı da biraz 2 santim kadar olsun. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Süt kutusundan da bunu. Bu da kaplama kağıtları var gene kırtasiyelerde. Değişik desen olsun diye. Bakın gene bunda böyle. Çok güzel kolay şekle giriyor. Bunlar da küçükleri. Bunun için daha kaplamadım. Bir şeyle kaplamayı düşünüyorum sonra da. Bunlar da gene kumaşların küçükleri. Bu da mesela şu şeyler. Bunları çok seviyorum. Şöyle mesela. Bu şekilde mutfağınıza, banyonuza böyle asabilirsiniz. Astıktan sonra düzgün duruyor. Bakın karşı duvarda, oğlum canım oğlum. Gösterir misin? Karşıda koyduk duvara bir tane. İçine kuru otları spreyle, yeşil spreyle boyadım daha sonra. Kuru otları koydu. Bakın şimdi sıra sıra. Burası, şu magnetler var, şunlar var. Her yerde satılıyor bunlar çok kolay. Bunu yapıştırdım ve de böyle duvara, buzdolabının üstüne yapıştırıp ne isterseniz çiçek koyun, kürdan koyun. Bunlar da minikleri gene böyle şeyli, magnetli. Şu da Türk bayrağımızın yan en güzel bayrağı. Türk bayrağını koydum oraya. Evet, şimdi bunlar böyle ittirelim. Daha bitmedi. Bunlar da giderek küçülen şeyler. Bakın. Bunlar. Bunları da beğendim. Değerli değil ama el işi olduğu için çok değerli tabii ki. Bakın böyle küpe. Kırmızısı var. Bu da böyle uçuş böcekli. Bunlar buzdolabı. Süs olarak kullanabilirsiniz. Şu krepon kağıdından olan şu parıltılı kağıt olan kartondan şu da yine tarladan topladığım bu da yine bu da daha önce bunu göstermiştik yapmıştık çiçekleri. Bulgurdan çiçekler. Şimdi bunlara gelelim. Bunlar aynı şekilde kartondan yaptım. Daha iri kartondan. Külah gibi yaptıktan sonra burasını dümdüz kestim. Şu kadar bu kısalıkta yaptım. Yapılır kolay bunları yapmak şimdi. Şu şekilde birleştirdim. Bir de bu siyah parıltılı kağıttan aynı kartondan aynı şeyi yaptım. Bunu da şunu da göstereyim. Buraya
Görünüyor mu doldu masa? Buraya su koyuyorsunuz ya da bir camın içine. Bunu da buradan böyle koyuyorsunuz. İçine buradan çiçekleri dolduruyorsunuz. Taze çiçekleri. Evinizin bir köşesine koyuyorsunuz sonra. Bu da yine kumaşla yaptım. Aynı şekilde kapladım. Kapladıktan sonra yine bunları devamlı çok hoşuma gidiyor kullanmak çitlerinden eşyaları. Yine aynı şekilde bunu da böyle koyarak bunun üstüne çiçekleri doldurabilirsiniz. Ne isterseniz. Bunları ayarlayacaksınız şeye göre, eline göre. Bakın muhteşem bir vazo oldu. Ekmek sepeti bile olabilir. Yanınıza koyabilirsiniz. Her bir şey için kullanılabilir. Bunlar da küpelerim. Bir şey daha var. Aynı teknikle yapılmış. Şu karton. Büyük karton. Bu da karton olduğu gibi tutup şu gene uzun kenarından çok az fark yapacaksınız. Yani aynı. Şöyle külah gibi yapıyorum. Burada dikkatli olmalısınız. Şöyle. Aynı şekilde şuradan yapıştırabilirsiniz önce zampla. Sonra bakın. Şöyle. Böyle bir külah oldu. Ama şimdi bunu böyle kullanmıyorum. Şu eşitlikte, şu kıyının, şu kenarın eşitliğinde dümdüz buradan kesiyorum. Şöyle gösterebilirim. Ölçerek keseceksiniz. Her şey dümdüz böyle keseceksiniz. Düzgün bir şekilde bakın biraz şimdi ama tamam sonra bunu bu şekilde bu biraz küçük oldu. Karton tamamını kullanırsanız daha büyük olacak. Bu da ne yapıyoruz? Yapıştırdıktan sonra şöyle bir şey koyayım. Yaramaz yapıyor. Evet, böyle sabitledikten sonra şöyle bir kavanoza su dolduruyorum. Bu uzun olduğu için kavanozun tepesine bu şekilde koyuyorum. Bir de unutmadan şurayı, şu kadar kesiyorsunuz. Bunu ne yaptı dersiniz? Tabii ki bu da çok güzel bir saksı. Bakın. Bunlar defne ağacından fışkırmış. Çok güzeldi. Bu içinde de şimdi kaldıramıyorum bunu. Altında aynı şekilde su dolu. Gel bakayım gel. Gel canım. Bu şekilde koydum. Kopardım. Şimdi bunlar bence köklenecek. Köklenince onları da ekeceğim. Bakın. Güzeliz değil mi? Bunlar benden daha güzel. İyi günler diliyorum sevgili izleyiciler. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.